görünüyoruz sence? Evet Gözüm abla. Ne o yine suratın asık? Nasıl olmasın Gözüm abla? Ne zaman Masarcığımı görmeye gitsem annesini onu evlendirmeye çalışırken görüyorum. Bıktım ya. Ah kız darısı benim başıma. Nasıl yani? Saadettin eniştenin evlenmesini mi istiyorsun? Tabii. Bak burada bir haber var. Evlilik erkeklerin ömrünü kısaltıyormuş. Ah Saadettin'im inşallah evlenir de kısa zamanda benim yanıma gelir. Alem kadınsın vallahi Gözüm abla. Ama ben yine de işi şansa bırakmamaya karar verdim. Biliyorsun kış geliyor. Saadettin'imin kafası üşümesin diye bu şapkayı ona hediye edeceğim. Saadettin soğukta şapkayı kafasına giyince şu görmüş olduğun çivi rak diye kafasına geçecek. Ve inşallah soluğu burada alacak. Yani verecek. İnşallah. Sen de böyle bir şeyler yapsana kız. Aman Masar çok vurdum duymazdı Gözüm abla. Her şey onun bir kulağından girer bir kulağından çıkar. Biliyorsun işte. İkinci ayakta kimi yazayım kanka? Kendine yaz. Ama ben İngiliz atları kadar hızlı koşamam. Biraz daha tepemde altılı ganyan oynamaya devam edersen... ...seni öyle bir kovalarım ki atlara tur bindirirsin ha. Ben de eğer kazanırsam sen de benden borç para istemek için artık peşimden koşarsın ama. Masar abi şimdi çok şaşıracağım bir haber vereceğim sana. Beni artık şekerden karınca olması bile şaşırtmaz Bahacığım. Şaşıracağın haber buydu işte Masar abi. Nasıl güzel mi? Arkadaşlar, sinemanın ünlü sanatçısı ve profesörlerin korkulu rüyası Rüya Afşar bizim reklamlarımızda oynayacak. Aralarında profesör yoktur inşallah. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Oturun arkadaşlar. Arkadaşlar oturun lütfen. Arkadaşlar oturun diyorum. Oturayım mı Önder Bey? Evet. Arkadaşlar Rüya Afşar hanımefendi bizle birlikte çalışacak. Ürün nedir patron? Ürün çok basit. Kadın şeyi. Neyi? Nasıl söylenir? Kadın şeyi canım. Hani çocuklar da kullanırlar ya böyle petek dokulu bezler. Çocuklar üzerine otururlar. Suçsuz günahsız sıvılar bırakırlar. Ve zalim petek dokular onları içine hapseder. Ya işte ondan. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben çok şey anladım. Ne o kanka? Hı? İngiliz atlarından Türk kısraklarına geçiverdim bir anda bakıyorum. Arkadaşlar aranızda kendi kendinize konuşmayın. Ülkece kendi kendimize konuştuğumuz için dertlerimizi anlatacak bir hype back cornerimiz yok. Tamam Önder Bey. Masar, bu işi sana veriyorum. Şu dudakların ısınma işin bitince odama gel konuşalım. Buyurun Rüya. Vay şanslı köpek. Vay şanslı su kaplumbağası. Vay şanslı orangutan. Vay! Çok konuşmayın, çok konuşmayın. Sadece işimizi yapıp para kazanacağız o kadar. Koskoca Rüya Avşar'ın benim evime yerleşeceğini düşünmüyorsunuz herhalde. Komşun olarak şunu söyleyebilirim kanka. Benim için hiçbir mahsuru yok. Çok konuşma. Ayrıca fikrimi söyleyeyim. Ben Rüya Avşar'ı seksi bile bulmuyorum. Efendim kadınların periyodik hasta günlerine böyle tütün basmak gibi şeyler geride kaldı. Firmanın amacı bu kadın şeylerini en iyi şekilde tanıtmak ve kampanyasını yapmak olduğu için bizden Türkiye'nin en güzel kadınını istediler. Tabii Rahşan Ecevit'e ulaşamadık, sizi bulduk efendim. Ya tabii ki Türkiye'nin en güzel kadını benim. Bu bir espriydi tabii. Aman bana espri falan yapmayın. Geçen gün heykel sergisinde iki tane heykeli espri olsun diye devirdim. Bana yapmadıklarını bırakmadılar. Hasan evladım ne yapıyorsun sen? Konuyu yakından inceliyorum Önder Bey. Oğlum bu firma sana müşterilerin konularını incele diye para vermiyor. Güzel ve parlak fikirler üret diye para veriyor. Üstelik de eğer parlak ve güzel fikirler üretirsen... En çok satan bayiyle Singapur'a göndereceğim seni. Bugün çok cömertsiniz Önder Bey. Singapur dünyanın en güzel şehri be. Dünyanın en güzel şehri Havana'dır. Daha önce benim favorim Moskova'ydı ama şimdi Havana. Gel. Yerleriniz geldi Önder Bey. İçeri alayım mı efendim? Görüyorsun konuklarım var. Toplantı odasına al. Ben biraz sonra gelirim. Çık.
Siz Mazhar Bey'le çalışmalarınıza devam edin. Ben biraz sonra gelip çiğneyim hanımefendi. Mazhar hadi oğlum kendine gel. Müsaadenizle efendim. Ateşiniz var mı? Olmaz mı? Hep bu anı bekledim. Hangi anı sevgilim? He? Hangi anı aşkım? Hangi anı? Hangi anı? Ne çekiyorsun kulağımı be? Aa, Mazhar Bey kendinize gelin. Size demedim Rüya Hanım. Kulaklarım çınlıyor. Evden aramışlardır garanti. He, anlıyorum. Ne yapıyordun bu kadınla? Dur. Hayatım tanımadın mı? Rüya Avşar o. Salak şey. Telefonda konuştuğu kişi beni nasıl görecek ki? Bir kadın bezi kampanyası hazırlıyoruz hayatım. Hani şey olan kanatlı oluyor ya uçuyor falan ondan işte. Eğer iyi bir fikir bulur, iyi bir proje hazırlarsam ödül olarak beni Singapur'a gönderecekler. Düşünsene seninle ne güzel tatil yaparız. Ay kuşum sevgilim benim. Benim kampanyamı bu salak mı yapacak Allah aşkına? Bak ne diyorum aşkım. Ne diyorsun canım? Bu reklamda bir de Rüya Avşar'ın ikizi olsun. Reklamı ikisi. Hatta üç bir arada konuşarak çeksinler. Çok iyi fikir ya. Çok iyi. Nereden bulacağız Rüya Avşar'ın ikizini? Tabii ki biz yapacağız. Ruhum öyle tatlısın ki. Yani seni anan benim için doğurdu, hamurlu da benim için yoğurdu desem yeridir yani. Ben burası tam bu lafın yeri oluyor yani. İşte hayatım Rüya Avşar ikili. Aa! Sen nereden çıktın be? Asıl sen nereden çıktın şımarık şey? Bana bak, benimle doğru konuş. Kocam Çetin Kaya'ya söylersem Kaya çarpmıştan beter olursun. Ben Rüya Avşar'ım. Ben de Rüya Avşar'ım hayatım. Bir dakika. Ben izah edebilirim. Buyurun izah edin o zaman. Şimdi bakın. Ben sizin Rus karım Rusar olmaz o. Sizin öyle yap. Oğul iki tane yani sizden. Bravo. Zekanızda en az görüntünüz kadar etkileyici Mazhar Bey. Aman ne yağmurlar kesiliyor. Şu ikizin bir tanesini yok et artık Rus. Rusar. Lan adi hortlak çekip gitmiş. Ne yapacağım ben şimdi? Bu iki tane Rüya Avşar'ı Önder Bey'e nasıl açıklarım, ne derim? Cumhurbaşkanının herkesi tasarrufa çağırdığı bir dönemde iki tane Rüya Avşar'ı ben kime nasıl açıklayacağım? Efendim, yeğenim Rüya Avşar'dan bir imza istiyorum. Tabii, hay hay. Ne hay hayı? Burada Rüya Avşar imzasını atacaksa ben atarım. Hadi oradan taşsız istersen. Sen olsan Rüya Avşar'ın toneli bitmiş fotokopisi olursun. Bana sersem dedi. Asıl sersem sensin. Hem sersemsin hem profesörsün. Bana bak benimle terbiyeli konuş. Yoksa bu raketi kafana yersin. Lütfen biri bana bir şeyler izah etsin. Ben izah edeyim Önder Bey. Siz zahmet etmeyin. Şimdi Rus... öyle de olur tabii de. Şimdi söyleyeyim. O gördüğünüz Rüya Hanım... O gördüğünüz de Rüya Hanım. Bravo Mazhar. Sağ olun. Çok güzel izah ettin. Çok teşekkür ederim. Bana söyler misin bunlardan hangisi Rüya Hanım lütfen? Ben. Önder Bey boşuna bana bakmayın ben Rüya Avşar değilim. Bunlardan hangisi Rüya Avşar bilmem. Ama al bunları götür başımdan. Ve bu problemi çözmeden, adam gibi bir şeyler bulmadan bu kapıdan içeriye adımını atma. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Buyurun Ruhsar. Allah senin canını alsın diyeceğim ama almış alacağı kadar. Ruhus bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale butansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruhsar'cığım ölmemiş.